Merhaba Elektrik Board takipçileri. WIN 2015 Endüstriyel Otomasyon Fuarı'nda Entek firmasından Yaşar Bey ile birlikteyiz. Yaşar Bey, ürün çözümlerinizle ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Endüstride nerelerde kullanılıyorlar, ne amaçla kullanılıyorlar öğrenmek istiyoruz. Tabii ki. Biz Entek olarak öncelikle yani müşterilerimize rekabette önce olmaları için, onlara rekabette daha önde olmaları için ürünlerimizle, yani temsilcisi olduğumuz ürünlerle çözümler sağlıyoruz. Bunlar içerisinde işte robotik çözümler var, görüntü işleme çözümleri bulunuyor, sensörlerle algılama üzerine olabiliyor. Yine pneumatik işte tutucu sistemler, hareket sistemleri, yine servo kontrollü hareket sistemleri ile birlikte toplamda endüstride ihtiyaç duyabilecekleri her noktada aslında onlara çözüm sağlıyoruz, ürün tedariği sağlıyoruz. Bu noktada onların işte rakiplerine karşı bir adım önde olmaları için aslında biz de çalışıyoruz onlarla birlikte. Evet, peki ürünlerinizle ilgili bilgi verecek olursanız ne amaçla kullanılıyorlar ve burada en azından sergilediğiniz ürünlerle ilgili biraz daha açıklama yapabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi burada mesela görmüş olduğunuz bir robotumuz var. Bu robotumuzda 4 eksen hareket sağlıyoruz. Endüstri nerede kullanılıyor? İşte birçok ürünün bir noktadan alınıp bir başka noktaya transferinde ağırlıklı olarak kullanılıyor. Bu noktada işte robotlar tabii ki insan gibi yorulmuyorlar. Sürekli 24 saat çalışmaya uygun bir şekilde bir yapıya sahip oldukları için de endüstride özellikle rekabetin fazla olduğu noktalarda müşterilere avantaj sağlıyorlar. Yani hem fiyat avantajı sağlıyorlar, rekabetçi olmaları için onlara bir nevi fayda sağlıyorlar. Burada gördüğünüz robotta da biz tabii bir oyun oynatıyoruz. iPad üzerinde gördüğünüz birden 50'ye kadar olan sayıları karışık bir şekilde önce görüntü işleme sistemiyle algılıyoruz. Bu algıladığımız sayı değerlerini robota aktarıyoruz. Robot da bu değerleri alıp dokunması gereken noktaları hesaplıyor ve onlara dokunarak da buradaki oyunu en hızlı şekilde tamamlamaya çalışıyor. Evet. Peki diğer tarafta gördüğümüz robotla ilgili ne söyleyebilirsiniz biraz önce işlem yapan? Bir önceki gördüğümüz robotta da 6 eksen dediğimiz bir robot. Yani insan aslında elinin yapabildiği bütün hareketleri yapabilecek kabiliyete sahip bir robot. Endüstride de bu daha ağırlıklı olarak tabii ki işte parçayı alıp koyma işlemlerinin dışında daha parçayı işte alıp çevirmek, farklı noktalara götürmek gibi işlemlerin olduğu noktalarda daha ağırlıklı kullanılıyor. Daha fazla hareket gerektiren noktalarda kullanılıyor. Yine orada gördüğümüz uygulamada da birincisi robot el değiştiriyor gördüğünüz gibi. Bir tutucuyla bir mili alıyor, götürüyor ve önce onun ölçmesi gereken çap değerlerini ölçüm probları yardımıyla ölçüyor ve ona göre işte parça doğru mu yanlış mı işlenmiş diye bunun ayrımını sağlıyor, otomatik kontrolünü sağlıyor. Diğer eliyle de daha düz bir parçayı yakalayabilmek için orada vakum sistemini kullanıyor ve vakum sistemiyle de o parçayı yakalayıp 3 boyutlu tarayıcımızdan geçirerek parça yüzeyindeki yükseklikleri, gerekli ölçümleri gerçekleştirerek yine bir nevi kalite kontrol işlemini otomatik olarak sağlamış oluyor. Evet. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.